Efendim sen oğlum. Daha... Yok yok. Telefonum bozulmuştu da kontrol babında aramıştım. Soner abi vallahi ben bu işi yapamayacağım. Beni affet. Bu seferlik sen başkasına ver işi. Yok abicim kafamı toparlayamıyorum. Gerçekten toparlayamıyorum. Abicim ben sana niye ayak yapayım ya? Ha? Niye yalan söyleyeyim ben sana? Ne alakası var abi? Ben sana parayı az bulsam ben parayı az buldum demez miyim abi? Ha? Ben öyle bir insan mıyım? Ya kardeşim sen hasta etmesene adamı sabah sabah. Sil. Silin. Kim siliyor lan? Kim siliyor oğlum ha? Sikindirik çeviri piyasası lan işte. Ne olabilir ki başka? Bunun da mı mafyası var lan bu ülkede? Silersen sil lan. Gel. Gel hadi. Gel. Kadıköy'e gel. Alayınızı toplarım. Kadıköy'ü toplarım alayınıza girişirim lan. Siz kimsiniz lan? Beni karamürsel cephede mi sandınız lan siz bize? Gel. Ben doğduğum zaman Ersen Erdura varmış. Böyle çok ünlüymüş. Çok sesi çok güzelmiş filan. Biliyorum onu. İşte benim pederi de ona benzetirlermiş Bandırma'da. Böyle tabii o da genç. Heyecanlı, yakışıklı falan. Saçını onun gibi yaparmış. Benim adım oradan geliyor. Ama sen hiç kimseye benzemiyorsun. Sen bir tek kendine benziyorsun. Sen benim Ersan'ımsın. Sen de benim Ayla'mısın. Lan! Sen niye kıza sormadan toz veriyorsun lan? Ha? Niye lan? Niye? Niye? Ulan sizi bana sayıyla mı veriyorlar lan? Müge beni engellemiş ulaşamıyorum. Yanında severir misin lütfen? Müge bak ben çok agresif oldum artık. Gerçekten bak. Sağa sola sarıyorum Mügeciğim. Gerçekten sinirlerim bozuldu. İyice delirdim. Kendime bir şey yapacağım diye korkuyorum Mügeciğim. Lütfen yanından sevir misin? Nereye gitti? Yalan söyleme. Nereye gitti? Müge yalan söyleme. Bak Müge gelirim akşam evinizi yakarım. Geldik ikinci kısma. Sıkılmak. Torunlarına yetecek kadar acıyı çektikten sonra artık bu durumdan çok ama çok sıkılmak. Bu evrenin alt başlıkları yok. Sadece koca bir üst başlık. Sıkılmak ve umut etmek. Diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Daha hemen öyle değil. Dur.